Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de Coding Writer eğitim serisine devam ediyoruz. Bu dersimizde roots'ları göreceğiz. Peki nedir bu roots dersiniz? Kısaca şöyle söyleyeyim. Daha önceden URL yapımızdan bahsetmiştik Coding Writer'da. Genel olarak MVC URL yapısı aslında o. Şöyle site URL'si, daha sonra controller'ın adı, ondan sonra metodun adı, ondan sonra parametreler. Hatırlayacaksınız siz de. Peki, çok güzel bir olay var. Mesela burası bizim site base URL'imizdi. Burası bizim neydi? Controller'ımızın adıydı. Ve bunun altında da mesela kaydet diye metot var. Gerçekten var mı? Geliyorum, neredeydim ben? Şurada base URL. Bakın controller'ın adı metot. Bakalım form işlem. Controller'ın adı, controller'ın adı ve bu da metodun adı. Peki şimdi burada controller'ın adını göstermek gerçekten mantıklı mı? Onu düşünelim bir. Hani mantıklı mantıksız değildi aslında, biraz daha ben neden class hiyerarşi mi ya da bir şekilde karşı tarafa vereyim? Yani gerek yok buna. Ben controller'ımın adını neden vereyim? İşte bunları gizlemek için ve mesela sizin controller'ınızın adı product'tır, siz CEO için oraya ürünler yazarsınız gibi. Ürün yazarsınız. Bu tarz işlemler için biz roots kullanıyoruz. Yani yönlendirme. Pardon. Hemen girelim. Roots nerede ilk olarak? Bakın roots config klasörü içerisindeki şurada roots diye bir tane dosyamız var. Default controller welcome. Biz yani tutorials yazdırdığımızda enter'a bastığımızda bakın welcome geliyor. Peki ben burayı detay olarak değiştirsem ne olur ki? Acaba diye düşünmeyin. Yapın. Çat. Ne geldi? Detay kontrolünün index metodu. Form işlem yaparsam ne gelecek? Gördüğünüz gibi bu geldi. Yani sitenizin hangi sayfayla açılmasını istiyorsanız o kontrolleri oraya yazmanız lazım. Ben burada welcome'ı bırakacağım. Welcome kalsın. Şimdi ben nereye ne yapmak istiyorum? İlk olarak ne vardı bende? Form işlem diye bir şey vardı. Controller vardı. Nerede controllerlarım? Controller'larım. Evet, form işlem diye bir controller'ım vardı. Ben buna başka bir şey diyeceğim. Kablosuz kedi diyeceğim mesela. Ama çok mantıklı bir işlem değil ama form işlem kablosuz kedi yapmak görmeniz açısından. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Root diye bir parametremiz var. Tabii ki parametremiz var derken array değişkenimiz var. Ve o içerisinde indis olarak alıyor bunu. Bu şekilde. Sol taraf benim. Yani yukarıya yazdığım alan arkadaşlar. Şöyle ki yazalım. Nedir o? Yukarıya ben eğer kablosuz kedi yazarsam sen bunu gel diyorsun. Nerede yapsın? Form işlemde indekse atan. Aynı şekilde bir root daha yapıyoruz. Yani slash'lı sade şekilde yazıldığında bir de slash'lı yazıldığında ne yapacak? Bunu belirtmek için kablosuz kedinin altında şöyle regular expression da olur. Any de yazabilirsiniz bu şekilde. Ya da işte nokta yıldız da yazabilirsiniz. Kablosuz kedi yazdıktan sonra slash koyduğunda altında ne yazıyorsa bunu controller'a ata. O da şu şekilde oluyor. Form işlem metodun controller'ındaki şunu controller'a ata dedim değil mi ben? Özür dilerim, metoda ata. Diyorum ki birinci parametre. Orada gelen birinci parametreyi şu kontrolün altındaki şu metot demek. Şimdi form işlem burada hiçbir şey yazmama gerek yok zaten. Direkt şöyle artık yazmam lazım çünkü değiştirdim az önce. Controller'ımın adını değiştirdim. Form işlem dedim. Ne yazmıştım ben bunun yerine? Kablosuz kedi yazdım. Bakın hiçbir şey değişmedi. Direkt geldi. Çalışıyor artık. Bunun harici bir şey yazarsam hop hata veriyor. Şöyle yapalım. Kablosuz kedinin altında bir de metodu deneyelim. Detay dedim, salladım. Bakın onu da bulamıyor. Ama ne var? Kaydet diye bir metot var. Bakın hiçbir şey yok. Tabii get'le gelen hiçbir şey olmadığı için. Şöyle geri gidelim. Geri gidelim, geri gidelim, geri gidelim. Formumuza gidelim arkadaşlar. Ne vardı? Form işlemin altındaki kaydet. Form işlem değil. Ben burada diyorum ki kablosuz kedi. Hiçbir yerde vermeyeceğim bu linki tabii doğal olarak değil mi? Sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle bakın. Kablosuz kedinin altında kaydet. Bakalım rootsumuz cidden burada çalışacak mı? Buna diyorum ki yine poğaça ya da Gökhan diyelim. Gökhan denir.
şöyle bay gönder dedim. Bakın başarılı bir şekilde çalıştı. Bakın tutorial altındaki kablosuz kedi isimli controller'ın altındaki kaydet. Yani kablosuz kedi nerede? Yok öyle bir şey yok. Biz Roots'ta bunu saklıyoruz. İşte Roots bu işe yarıyor. Aslında kullanımı gayet iyi. Yapılması gereken bir şey. Biz mesela hiç aksis kullanmasaydık Roots'tan yine buraya yani kullanmasaydık derken parametreleri değiştirmiş olsaydık eksik parametre girmiş olsaydık Roots üzerinden komple iletişimi sağlayacaktık. Bize ona gerek kalmadı. Ona gerek yok. Burada sadece yönlendirmeleri, misdirection işlemlerini yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bu derslik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen takıldığınız bir nokta varsa bana sorun, bana yazın ama kesinlikle bunları lütfen uygulayın. Uyguladığınız zaman zaten işe yarıyor. Mesela şimdi dinliyorsunuz, ha, tamam bu böyle, bu böyle, bu böyle diyorsunuz ama bilgisayarın başına oturduğunuzda neydi ya? Böyle kalıyorsunuz yani, böyle oluyor genelde. O yüzden kesinlikle uygulayın. Evet arkadaşlar, gece de saat 12 çeyrek geçiyor. Yarın işe gideceğim. Şimdilik bunları burada kesiyorum ve kanalda yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.